Selamlar hepinize. Yeni videodan, yeni günden hepinize merhabalar canlar. Öğle ezanı okunuyor. Duyuyorsunuzdur belki. Yakup sesini kıs anne. Çocuklar okula gidecekler de saçlarını falan hemen yapacağım. Beslenmelerini hazırladım. Kara kedi geliyor. Başladı yine kara kediye. Yeter. Ya asıl bakalım bu. Söyleyip duruyor. Ne yapıyorsunuz hanımlar, nasılsınız? İyi misiniz? Bizleri gördüğünüz gibi böyle her gün aynı telaşlar. Ne? İyiyiz çok şükür. Çekiyor bak. Çekiyor da. Sana Roblox'a girme dedi. Ya, evime nasıl telaşlar. Çocukları tamam. Okula göndereceğim evime şimdi. Bilmiyorum ben oynamıyorum. Kuş oldum uçtum yerine. Huzur anne dedi yine. Aldım. İki kulak yap ama bu sefer ör dedi. Tam ortadan kameraya bak, tam ortadan konuşmuyorum, ona bakacağım. Hala oluyor. Kafanı iyi azıcık. Ah, herhalde tam ortadan gibi duruyor. Ama geçen hafta 100 lira verdiniz. Çok sana para. Kız şöyle çöker misin sen? Ha? Görünmüyor. Ay yok, çok zor oluyor benim için. Beslenmelerini kahvaltı yaptık. Beslenmelerini hazırladım. Henüz kahvaltı tepsisini falan boşaltmadım. Tezgahın üstünde duruyor. Tıkalı tıkalı mı koydum? Çok yaşa kızım. Hatta Nilay'ın da karnını falan biraz doyurdum. Baktım. Geç kalktı Nilay tabii ki. Biraz onu uyuyordu. Hiç ellemedik. Sessiz sessiz yaptık kahvaltımızı. Aman dedim uyanmasın. Uyanınca kucak istiyor. Ama uyanınca sabahları bebekler o kadar tatlı oluyorlar ki. Böyle uykusunu almış. Esniyor kendi kendine. Bir gülücükler falan. Yine oynamaya başladı. Albin formunda. Babam oynamaya başladı. Ay Allah'ım. Evet dedim. Haydi. Sakın bu dansı yapmayın. Haydi şoförü bekletmeyelim bugün. Evet. Yakup'un beslenmesinde bugün meyve suyu koyun demiş öğretmen. Meyve suyu al Yakup'a. Okey. Ölecek miyiz aynı? İki kulak istemiyorum. He? Bugün iki kulak istemiyorum. Aha, öleceğiz bugün. Ölelim. Uy, içinden geçti adam. Şey geldi hemen aşağıya, Mehmet abi geldi galiba. Sesini duydum. Biraz önce. Evet hocam. İsmail gitti mi ki? Çağırdı mı? İsmail burada herhalde. Bilmiyorum. İsmail niye çağırdı? İçeri girdi. Sesini duydum ben de. İsmail normalde her gün köye giriyor ama. Belki bugün gitmedi. Bilmiyorum, gidecekti normalde. Ya havalar gitgide sıcak olmaya başladı. Bu nasıl bir sıcak ben anlamıyorum. Dün gece var ya, Allah'ım, yatak odasının penceresi ve çocukların odasının annem gir tarafına bakan pencereyi açık bıraktık.
balkona bakan pencereyi açık bırakamıyorum. Çünkü balkon tarafının şeyi yok ya. Özür dilerim, dur. Şey olmuş. Kapısı yok ya, balkonun kapısı olmadığı için hani birisi çıkar gece pencere açıp, ne bileyim yani, olur öyle şeyler Allah korusun. O yüzden balkon tarafını kapattık ama annem de tarafına bakan pencereleri açık bıraktık. Ay, üstümüzü falan hiç örtmedik. Hiç örtmeden yaptık. Öyle sıcak. Biz kaç günden beri zaten yani örtmüyoruz. Nisan ayında bu kadar sıcak ama bence yağmur sıcağı diye düşünüyorum. Bu kadar aşırı sıcak olmaz. Yağmur, şunu sesini kısar mısın annem? Hadi kap. Allah, sen çorap giymemişsin. Ben de değil ya. Hadi baban motoru çıkarıyor, çorap giy. Yakup hadi. Böyle mi gidecek Yakup? He. Yakup çorabını giy. Ver telefonda. Ver telefonda olsun. Yaaa. Yakup okula gidiyoruz. Ver telefonu. Hadi uzun. Telefonu şarja takacağım artık. Okulda tamam. Ne oldu kızım? He, öldüm öldüm. Çok da yakışıyor kızıma ya. Değil mi? Gel. Elim biraz. Ben elimle. Kırık kırık arkadan sıkalım biraz. Yüzüme dikkat et. Şöyle kıyafetine sıkıyorum, tamam mı? Tamam, hadi kalk. Kendimi istemiyorum. Yakup hadi. Sen de şöyle saçlarına biraz sıkayım annem, gel. Ver telefonu. Tamam, bırak sen, bırak bırak bırak, ben şey yaparım. Kızım. Oy, kimse bana seslenmiyor diyor. Kimse bana bakmıyor diyor. Ben geliyorum aşkım. Oy, şu çocuğun için aşkım demesi var ya. Aşkım kalbim. Şerzu bir ferah, bir ferah. Şerzu ferah mı? Hadi. Nilay da beni alın deyip duruyor zaten. Hadi bakalım. Yakup, hadi çorap giy anneciğim. Hadi Yakup. Yakup'un çorabı yokmuş. Ona bir çorap ayarlayayım. Dün de çoraplar katlarız diyordum. Bak, bunu da böyle koymuş. Çoraplar sepetin içinde kaldı. Şurada sepetin içinde kaldı çoraplar. Katlayamadım vallahi. Allah'ım. Evin her yerinden oyuncaklar çıkıyor bizim evde. Giymeyeceğim çorapçı bak. Evet, şoförümüz kornaya basmaya başladı. Geliyorum ya. Geliyorum. Bu etkiymiş. Demin de öbür. Dur bekle kızım, ben çorap arıyorum. Katlayamadığım çorapların içinden. Ay, şimdi elime geçti bunun teki. Yakup. Efendim. Kız, ben nasıl çorap bulamıyorum, hayret ederim. Ne? Yok, onu giyme. Beyaz çorap. Onu da bırakıyorum ya. Beyaz giyme sen. Ben sana buluyorum burada. Anasına gittim. Ha? Anasına gittim. Neyse, çorap bulduk da. Ay, bunları niye böyle atmış Yakup? Neyse, sonra çarparım bunları. Ben önce çocukları bir göndereyim. Neredesin oğlum? Gel. Yakup gel. Gel gel gel, çorabını giydireyim, gel. Gel hadi. Uzat ayağını. Yavaş yavaş, ne yapıyorsun? Uzat ayağını. Hemen giy, hemen. Dur, düşürme şeyi. Heh, öbür ayağını ver. Heh. Dön bana, gel. Dön. Bana dön. Annem bana dön, bana. Tut bunu. Heh. Artık şöyle rahat kıyafetlerle okula gitsinler. Şunlardan birkaç tane alacağım. Geçen sene bunu bir takipçim göndermişti. Bir tane Ayrin'e, bir tane de Yakup'a, böyle takım olarak da. Çok rahat ama. Böyle okula giderken falan da çok rahat oluyor. Onu bıraksak. Nerede şeyleri aldınız mı? Ayakkabı. Ayakkabın nerede? Ben anneciğim içinde.
çabuk giymem lazım. Al aşkım. Giyindin mi? Çantaları indireceğiz mi? Hemen de giymeyi öğrendim. Çantaları indirdin. Arkadaşım hemen bana giymeyi öğretti. Şöyle oynar çıktı. Tamam ben şöyle takarım. Ben takarım bir telefonu. Giyemiyorum. Anneciğim artık ayakkabı alalım. Tamam anneciğim alırız. Baba. Dedim okula bıraktıktan sonra. Olmadı. Diğer taraftan tak onu. Çıkarım. Böyle mi? Otuz ayakkabı. Oldu. Bıkarım diğeri. Hadi anneciğim. Anneciğim ayakkabıyı giyiyor. Anne, Yakup'a bir tane meyve suyu unutma. Anneciğim, başka bir şey aldın mı yoksun Yakup? Anneciğim bana bir şey öğretti. Anneciğim, ne öğretti? Böyle Emre. Hop böyle mi? Hemen kapatma şeyi göster. Hmm. Anneciğim ama böyle. Öpeyim. Bana da dondurma. Öpücük hadi. Baban sürekli. Milay. Hadi. Nilay yatıyor şimdi. Öpeceğim. Hadi. Hadi. Gelsin Nilay, gelsin. Ay Nilay'ı da öpmeden gidemiyorlar. Evet. Geçmiş olsun. Hadi sen de. Geçmiş olsun. Hadi. Hayır, hadi. Hadi. Anneciğim. Tamam hadi onu atarız sonra. Çöpe babam bekliyor. Hadi. Hadi Allah'a emanet olun. İyi dersler. Öğretmenlerinizi iyi dinleyin. Gitti lan bakalım. Abi gitti. Abla gitti. Gönderdi onları. Şimdi ne yapalım biz kızımla? Ne yapalım çiçeğim senle biz? Ev işimi yapalım. Oturup kahvemi içelim, çayımı içelim, balkon keyfimi yapalım. Anneannenin yanına mı inelim? Ne yapalım biz hangisini yapalım? Annem. Bugün boş verelim bu işleri. Yerim. Bugün boş verelim bu işleri. Bir gün boş versem vallahi yarın işin içinden çıkamam. Çamaşır var dünden. Hazırlamıştım. Ama onun öncesinde böyle kısa programa atacağım birkaç parça bir şeyler vardı. Onları attım. Sonrasında unutmuşum. Çamaşırları ben sepete ayarladım. Yatak odasında duruyordu. Yemek telaşı şu bu derken unutmuşum. Akşam oldu. Akşamda zaten akşam. Ay. Akşamda zaten. Valla yemeği yedikten sonra bir ağırlık çöküyor. Bütün günün yorgunluğu çöküyor mu? Bazen mutfağa falan hiç geçmiyorum bile ben. Nilay'ı alıyorum kucağıma. Uzanıyorum, yatıyorum onunla beraber. Uykusu gelmişse ya. Ondan sonra kalkıp ortalığı yani mutfağa falan topluyorum. Sonra çay mı işte. Öyle valla. Şimdi mutfakta öyle bulaşığım yok da. 2-3 tane kahvaltı bulaşığı. Bardak mardak var işte 2-3 tane. Heyecanlanıyor. Oh. İnan ki kamerada kendini görüyor ya. Oyun yapıyor. Bak. Oyun yapıyor. Hadi kızım. Oy. Yerim. Şurada şu gamzesin çenesindeki gamzesi var ya bak. Dur şöyle. Oyun yapıyor bak. Çenesindeki gamzesi var ya. O bizde ırsi. Hepimizde var. Benim abilerimde var, kardeşimde var. Bende de böyle çok hafif var. Fazla değil ama abilerimde daha çok belirgin. Kendini gördükçe heyecanlanıyor. Aşkım. Çiçeğim. Bak. Şurayı da çizmiş. Çizmiş orayı da tırnağıyla. Dün kestim tırnaklarını ama zorla kestirmiyor da. Anne. Ay. Ni. Oy. Sabah. Oy Allah
bir şeyler söylüyor ya. Bir dinlense neler söyleyecek acaba? Sabah kahvaltı yaparken, şimdi biz uyandık, bu uyanmadı tabii. Ben de hiç ellemiyorum, uyan yani uyusun. Yatakta kenarına falan yastık falan koyuyorum dönüp düşmesin diye. Çünkü dönüyor. Birkaç kişi daha bebek dönemiyor falan demiş ama gayet güzel dönüyor arkadaşlar. Sonuçta ben bebeğimin 24 saatini çekmiyorum yani. Gayet güzel dönüyor. Hareket çok da hareketli maşallah. Şey hani bir takipçim de şey demiş, işte yere bir şey ser, üzerine serbest bırak. Ben onu yapıyorum arada sırada. Ama çocuklar eve gelince yapamıyorum. Çünkü çocuklar okuldan eve gelince evde bir kalabalıklık oluyor. Ve koşturuyorlar, ediyorlar falan. Allah korusun çocuğun üzerine düşme tehlikesi var. Yani bir de dar alan hani. Ama çocuklar evde yokken yapıyorum ben onu. Ondan sonra yok gayet güzel rahat bir şekilde dönüyor. Ters dönüyor. İnanın kaç, daha 1,5 aylık, bir buçuk aylıktı böyle oturuyordum ben. Nilay da yanımda uyuyordu. Üstü örtük bir şekilde uyuyordu. Ben böyle telefona da almışım, bakıyorum. Bir baktım, Nilay'ın kafası bu tarafa dönmüş. Aa dedim, kafası nasıl bu tarafa dönmüş dedim. Yani normalde atıyorum işte sağ tarafa yatıyorsa, hani bir de o dönemler daha çok kusuyor, boğazına falan kaçmasın kusmu diye hep yan yatırırdım. Bir sağ tarafına yatırırdım, bir sol tarafına yatırırdım her emzirmeden sonra. O gün de yine böyle emzirdim, yanıma böyle işte yatırdım bir taraflı. Telefona bakıyorum elimde, dalmışım telefona, bir baktım Nilay'ın başı öbür tarafa dönmüş. Tabi üzerinde de battaniye örtülü ya. Aa dedim, nasıl başı öbür tarafa dönmüş bunun dedim. Battaniyesini bir kaldırdım, bedeni komple dönmüş. Düşünebiliyor musunuz? 1,5 aylıktı ve ben şok geçirdim. Ali de şurada uzanıp yatıyordu. Kız yine kustu. Uzanıp yatıyordu. İşte ben onu öyle görünce, aa nasıl dönmüş bu falan, böyle bir şaşırmışım, tamam mı? Ali benim sesime gözünü açtı, ne oldu ya dedi. Ya Ali bak dedim, nasıl dönmüş bu dedim. Ali de şöyle başını kaldırdı, aa dedi, nasıl dönmüş o dedi. O da böyle şaşırdı. Hatta hemen o an ben fotoğrafını çektim. 1,5 aylıktı daha. Düşünebiliyor musunuz? Yani hani küçük, evet ufak ufak mini küçük zayıf gibi görünüyor. Ufak ama maşallah hareketli. Çok hareketli. Zaten doktor da diyor. Şeyi nasıl diyor. Mesela seni emerken ki gücü kuvveti nasıl, yerinde mi? Yerinde dedim. Böyle mesela banyo yaptırırken ellerini kapatıyor ya, şu avuçlarının içini yıkamak için açamıyorsun. Zorla açıyorsun. Hani demişler ya, bebek yılanın böyle şey yaparmış, yılanın kafasını böyle ezermiş. O güçlüyüm, o kadar güçlüymüş. Çok şükür çok hareketli maşallah. Ondan sonra işte biraz şey, çıtı pıtı bir kız olacak. Çıtı pıtı, çıtı pıtı. Bizim ailenin genetik aslında. Bizim kızlar hep böyle ya. Benim mesela 2 tane kız yeğenim var. Biri maşallah uzun boylu da. Diğer yeğenim de benim gibi. Ufak bebek, çıtı pıtı bir şey. Nilay da ona çekmiş. Ona ben diyorum bazen. Nilay da Nida ablasına çekmiş diyorum. Onun gibi çıtı pıtı olacak. Çıtı pıtı olacak, çıtı pıtı olacak. Oh hadi. Hadi biz birazdan şu ortalığı toparlayalım. Azıcık anneannenin yanına gideriz. Ne yemek yaparız bilmiyorum. Ya yemeğin adını da koymadık. Biraz yemekler var ama yanına bir şeyler eklemek lazım. O çekmecede. Havalar ısındı ya, vantilatörü çalıştırmaya başlayacağız. Tozludur dedim size. Ha? Ya sıcak da esiyor da ama aynı zamanda. Sıcak esiyor. He, dünden beri sıcak esiyor. Havalar ısındı, içeriye karınca marınca da girmeye başladı. Akşamları bizim şu televizyonun önüne uçan karınca gibi bir şeyler geliyor. Yakup da onları görmüş. Anne diyor, televizyonun önünde diyor dans eden sinekler var diyor. Dans eden sinekler. Dün akşam bayağı bir sıcak oldu. Dedik vantilatörü çalıştıralım. Sonra bir an aklıma geldi, dedim ne kadar olsa tozlanmıştır. Onu bir silelim de ondan sonra dedim. Akşam da zaten Ali uzanıp yatıyordu. Ne oldu kızım? He
Bak bak bak, babanın işi var babanın. Kızım dursana. Durmuyor bu camda da, bak hele. Nilay Hanım. Nilay Hanım. Nilay'ın altını değiştirdim de. Üstüme bir kustu. Ne bluzum kaldı, ne pijamam kaldı. Hepsi gitti yani. Şu çöpü atayım. Diyorum kızım yeter şu kustuğun diyorum. Bugün de çorap terliğimi de giymedim. Ben şu ortalığın bir temizliyordum, yarım kaldı. Yere düşürdüm. Tamam. Çekmece de gene dağılmış. Şu Nilay'a gelen tokalar. Tabii Nilay bunlara takana kadar Aylin'in yaşına neredeyse. Yok, Aylin demeyeyim de 2-3 yaşına gelmesi lazım da Aylin'e bir takacağım, deneyeceğim. 2 tane olacaktı bundan. Benim öbür apartmandaki karşı komşum getirmişti. Altın neyini değiştirdim? Annem, robotu çalıştıracağım da ortalığı bir toplayayım. Evi bir süpürsün silsin. Şunun kapağı nerede Ali? Kapak yok. Ne zaman? Dün akşam verdin ya, 5 yıldır bana. Nasıl verdiğimi bilmiyorum. Sonra ben Aylin'den suyunu getir dedim. Aylin kapaksız getirdi. Tamam, dün akşam size kapak vermedin. Al bakalım. İlacını verelim aşkımın. Ağzını kapatma, kapatma. Damladı. Çepete ver. Ne kadar kaldı? Çepete ver, çepete. Az, bitmek üzere. Ay aman. Artık sabahları bunu veriyorum. Faturasını bile getirir misin? Tamam, getireceğim. Please, please. Öğleden sonra bunu veriyorum zaten. Please, please. Bir mi? Evet, bir. Yavaş yavaş dolsun artık. Hı hı, bence de. Sıcak. Şimdi gidip şeyler getirmek lazım. Neyi? Sizin orada olduğu şey, odalara. Evet ya. Bizim oraya da vantilatör lazım. Öbür oda, bizim öbür evdekileri mi getireceğiz? Evet. Onlar da çok da iyisi değildi ama. Onlar da nasıl bir şey yok ama. Ha? Onlar hiç süpesim yok. Pille almak lazım. Şu Yakup'un. Aslında bunun, evet, Raks'tan alsak o çok ses yapıyor ya Ali. Ay gece var ya, insanın artık beynini kemiriyor o ses. Bir bak da internetten, eğer uygunsa fiyatı bence alalım, onlar o evde kalsın. Hiç getirme bile bence. Ne oldu kızım ya, bak bak bak, babasının ağzını şey yapıyor ağzıyla. Şuraları bir toparlayayım. Aman Ali Bey, sen de şu kaskını bir yere sığdıramadın ya, anahtar işte. Biraz sonra tekrar çocuklar almaya gideceği için. Şu Aytun şeydi değil mi? Al. Şunu vereyim eline, şunu şey yapsın. Al kızım, al. Dur sen bunu ver. Bunu rahat tutar. Diğerlerini tam tutamıyor daha. Allah'ım ya. Seni yerim yerim. Ağzına götüreceğim. Buna şey alacaktım bak. Diş kaşıyıcı al demiştin ya. Artık dişleri kaşınıyor. Evet evet, dişleri kaşınıyor onun. Çekmeceyi açık bırakmış Yakup Bey. Şu bilgisayarın fişleri de daha takılmadı. Allah'ım ya. Alper'in masası. Aytun masasına bakın. Ellemiyorum artık Aytun masasını. Allah'ım, sabah yaptı. Dün akşam erkenden yattı. Aytun banyo falan yaptı. Uykusu geldi, erkenden yattı. Ders programını yapamamıştı. Sabah kalktı, sabah yaptı ders programını şu. Şu ne hale gelmiş bunun, geri kalan parçaları nerede ya? Buna yeni pil taktınız mı?
Yakup yavrum pil pil deyip duruyordu. Yenisi mi? He, yeni olanı. Var pil de. Varsa tak şuraya şey yapmayayım da. Ötekiyle de kafan ütülüyor canım zaten. O nerede? Ama Nilay seviyor onu. Ha, yok yok, yenisi bu. Bu yenisi bu. Buna takılacak pil. Bunun var. Benim çocuklarım kimseye ilgilendirmiyor. Aa, bunu. Gerçekten, tamam, sus. Ne oldu kızım? Ay, Ali sen akşam iş çıkışı diyorum, okul çıkışı mutlaka git eczaneden ya da ilaç yazdıracağım diyordun sen. Git bence ilaç al. Kendine git ilaç yazdır. Kendine git ilaç mendil ya. İlaç mendil. Ne diyorum ben? Git kendine ilaç yazdır. Eczaneden de buna şey al. Diş kaşıyacağı al. He? Diyordun ya ilaç yazdırmam lazım diye. Bu pantin. Ah. Son iki ay kaldı. Zaten şunu belki şey yaparsın. Su içti mi biraz? Yok, ben su vermedim ki. Ben su vermedim mi ona? Al dur biraz ona su verelim biz. Al kızıma biraz su ver. Ama şey içi şey oldu belki. Azıcık su versen ona da ondan sonra emsin emziğini. Helal 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 helal. Oy oy oy. Helal dediğim helal. Oy kurban olurum annem. Ha tamam. Ay bunun saçları dalgalı olacak sanki. Azıcık uzayan yerler kıvrılmaya başlamış. Oy annem oy. İlla şu bebekler su içerken bir boğazına kaçırırlar. Şimdi benim burada toparlanacak. Ha şurayı topluyordum da yarım kaldı. Benim şunları da Ali Alp Aytu biriktiriyor. Teknoloji tasarım öğretmenine veriyor diye atmıyoruz. Şuraya bir kutu gibi bir şey ayarlamam lazım. Bunları koymam için. Oğlum bu lazım mı diyorum. Anne o lazım. Şu lazım mı? Anne o lazım. Ama karışık bir görüntü var. İşte onların hepsini bir düzenlemek için oraya bir kutu gibi bir şey ayarlamam lazım. Yatak odasında pek düzenlenecek bir yer yok. Ha şey var. Makineye çamaşır atmam lazım. Ay dışarıda nasıl bir rüzgar var. Robot da burada. Hadi sen çık mutfaktan da ben geçeceğim mutfağa. Hadi bakayım. Önce halıları alıyor. Sonra silecek. Mutfaktan çıksın diye bekliyorum. Şimdi ben mutfağa girersem beni obje olaraktan algılıyor. O yüzden neyse ben şunları makineye atayım. Artık bunlara ihtiyaç yok. Nilay Hanım da babasını almış avcunun içine. Keyif yapıyor. Keyif yapıyor valla. Ya bu keyifler olmaz mı? Kurban olurum ya. Tutmuş bir de tutmuş. Babası kaçıp gidecek sanki. Yakasından da tutmuş bu. Ne yapsın kız? Bulamam diyor bu babamı diyor. Bir yakasından da tutmuş kurban olurum. Demin ayağında sallarken uyudu mu? Yok. Keyif, vallahi keyif yapıyor ha. Şimdi şuraya yatır hemen gözünü açar. Hadi robot çık oradan artık. Yatak odası, salon, koridor süpürdü, mutfağı süpürüyor. Çocuk odası kaldı sadece. Sonra da yerleri silecek. Dün yaptırmıştık da bugün tekrar yaptırıyorum. Zaten... He? Anlamadım. He. Bir de artık havalar sıcak ya, kapı pencere açık bizde hep artık. Rüzgar da esiyor, içeriye çok toz doluyor. Toz, saç uçuşmaları. Benim mesela çok saçım dökülüyor bugünlerde ya. Çok aşırı saç dökülmesi var bende. Her yerde ellerime saç geliyor. İyice artık günlük süpüreceğiz. Saç geliyor.
Kız hadi kız. Neyse mutfakla işi bitti zaten. Koridorlara geçtiğine göre ben mutfağa geçebilirim. Şunları makineye bir atayım. Şeyleri. Ailenin montu. Artık seneye olmaz bu ailenin montu. Bu sene bile biraz... Ya bu sene tam oluyordu. Artık seneye olmaz. Şu yelek öylesine. Giydi mi de çok yakışıyor kızıma. Teyzeleri. Pembiş pembiş. Şu da yak şeyin Aytun. Bu da belki Aytun'a seneye olmaz. Ay ne kadar kirlenmiş şuraları. Gel bakalım gel. Neyse gelin. Geçmem lazım. Daha bitmemiş mutfak. Makineye birkaç parça bir şeyler daha atmam lazım. Burada var mı? Yok. Şuradan bakayım. Burada yok atacak. Şuradaki çamaşırlardan bakayım ben. Şuraya koymuştum da. Kirlileri buraya ayırdım. Akşam çalıştırırım diye. Unuttum akşam. Aslında akşam çalıştırsam ne olacak da gene. Yani akşam en azından makinenin, ben mesela gün içerisinde video çekerken makinelerin sesi olmuyor. Ben makineye koyayım da şimdi. Ay çok mu çıkarttım da ben? Ne yapıyorum? Zaten makineden 2-3 parça koydum. Daha da atıyorum içine habire. Ben Nilay'ınkileri alayım. Yani şöyle gerisi kalsın. İkinci makine olarak atarız gerisini de. Evin her yerini süpürdü, sildi arkadaşlar. Halıyı da kaldırdım şu halıya takılıyor diye. Çünkü halıya takılıyor, halıyı böyle sürüklüyor, mürüklüyor bir şeyler yapıyor. Ufak ufak halı olduğu için bunlar. Dün zaten takipçilerime de sormuştum. Halıların altına böyle yapışkan bir şey var mı diye. Varmış. Ali çarşıya gidip ona bir araştıracak. Şimdi geri sereceğim halıyı. Şurada bir iki bir şey var. Onları alayım. Şu halıda problem olmuyor. Yani bunda bir problem olmuyor. Dün de her yeri süpürme silme yaptırdım. Bugün de yaptırdım. Çünkü pencereler açık olduğu için. Havada rüzgarlı. Bakınsanıza her yer nasıl şey oluyor. Şimdi şunları ben geri bir sereyim. Şunu da şimdilik geçici olaraktan seriyorum. Çünkü Alper normal şeye oturuyor. Alper'in sandalyesi kırıldığı için normal sandalyeye oturuyor. Bu da parkenin üzerinde kayma yapıyor. Çayın altını yakacağım. Nilay Hanım da babasının kucağında yatıyor. Yerine yatır istersen artık ona. Uyansın, ne yapacaksın?
Oo, burayı da. Vallahi her yer tertemiz. Her yer tertemiz. İşini bitirdi, yerine gitti. Eline sağlık kızım dedim. Çayın altını da yaktım canlar. Ali ile bir çay içelim dedik. Hem Ali dedi ben biraz acıktım dedi. Sabah kahvaltı yapmadım. O yüzden ben Ali'ye çamaşır atayım. Başım çok ağrıyor benim. Ben bir çay içeyim, yemek yiyeyim, bir şeyler yiyip sonra bir ağrı kesici içeceğim. Şeyler yiyelim. Bulaşıklar fazla yok. Bir makine boşaltılacak. Ondan sonra bu lavabonun içindekiler yerleşecek. Makine yıkaya dursun bulaşıkları. Ama çamaşırları. Özledim kızım gelsin dedim. Kızım ben özledim dedim. Ne diyordum ben kızıma dedim. Ya? Pınar. Bu bir şey bu. Anne adını biliyor kız. Kız hep Pınar deyince nasıl bakıyor? Pınar. Oh, kurban olurum. Kız neredesin sen sabahtan beri? Kız saat kaç oldu gelmedin yanıma kız? Pınar de çağırdım da gelmedin sen. Tatlı kızım benim. Oy. Nene de kızım nene. Nene de kızım nene. Hadi oyna bakayım. Şimdi uykudan uyandı ha. Şey değil öyle de. Uykudan uyandı, keyfi yerinde. Kızım. Anneannesinin yanına gelmiş benim çiçeğim. Vay yerim ben seni. Yerim ben seni. Kime kalacak? Ya Yakup geliyor. Aşkım. Yerim seni aşkım. Yerim seni ne olacak bu kızım? Biterse ne yapacak? Biterse. Oy, bitmez. Kurban olurum. Bitmez kızım. Annem ne oldu? Oy, Allah. Bir şeyler söyledi bize ama. Ya. Anneciğim, çiçeğim. Buyurum seni. Ona biliyor herhalde. Bir bakayım. Kamerayı biliyor vallahi. Öyle bir bakışı var. Annem. Abisi gel abisi. Hani o abisi, kızım Yakup abi hani? Yakup gel. Nerede Yakup abisi? Gel Yakup. Gel oğlum ya kızımın Yakup abisi. Çocuklar sabah erken gidiyor ya abileri. Ta akşama doğru geliyorlar. Gün boyu görmüyor. Gelip de bunun yanına Nilay diye çamca yapıyor. Şöyle bir onları görünce bir seviniyor. Özler kızım. Etrafa bakıyor. Bu odaya pek gelmedi ya hiç. Bura benim odam kızım. İlaçlarım. Ya anneannen dağınıkmış. Azıcık da toparlayak buraları birazcık. Yok dursun. İlaçlar falan var. Şimdi mentolün alacağım. Biraz daha mentolünü alacağım. İşte günde 4 defa mentolünü alacağım. Evet. Doktora gitmiş annem de. Doktor günde 4-5 defa mentolün alacaksın demiş. Ondan sonra. Şimdi onları alayım da. Biraz daha iyileşirim zaten. Ne yapayım? Pazartesi tekrar gel dedi. Geleyim. O zaman daha dedi bir değişik ilaçlar verici. İyileşmiyorum. Ne yapayım? İyileşmiyorum. Ne yapsam? Yatıyorum, kalkıyorum. İyileşemiyorum. Artık beden yorgun anne. Yorgun. Beden yorgun. Zamanın yorgunlukları. İşte. O gücüm. Yok.
Yok. Annem tarlalarda mı çalışmamış, bahçelerde mi çalışmamış? Çalıştım. Annem hayatı roman olur bir anlatsa size. Kabak ektik, kabak ektik, sebze ektik. Babam bir hap geliyor, ben beş hap geliyor. Hmm. Ya herif yürü, birazcık ilerle. Adam bir sigara içiyor, oturuyor. Allah rahmet eylesin. Hiç evmezdi, hiç evmezdi. Ben de koştururdum, koştururdum, koştururdum ama. Millet 12 kişiyle at arabası olurdu. Kızım at arabasına 12 kişiyle fasulye topladı, fasulye ektik. Ben 5 kişiyle topladım, aynı yükü topladım. Ama ne fasulye, böyle uzun uzun fasulye topladım. Babanı da işe gönderdim ama. Dedim sigortalı işe gönderdim kendini. Alper geldi. Motora bakıyor. Abisi gelmiş kızım. Alper abisi geldi. Çok çalıştım, çok. Çok çalıştım da işte şimdi de yoruldum ben. Al, al. Gel hadi, gel, gel, gel. Gel, acıktı aslında. Şimdi uyandı, aldım aşağıya indim. Ne su koyuver bakalım, ne su koyuver bakalım. Ne su koyuverdin ya? Ya biraz bekleseydim su koyuverdin, olmaz mıydı? Ay, yemek çağırdım, yeme. Kim o konuşadı? Eşofman mı? Evet. Sen neyle geldin? Evet. Pantolon. Eşofman? Daha tıkışık. Şey yapmadınız mı? Maç yapmadınız mı? Yerlere falan düşmediniz hiç. Bir kere falan düştüm. Temiz yani. Bak bu ayakkabını da poşetiyle koyuyorum annem. Şeyi olursa poşetiyle şey yaparsın. Tamam mı? Hadi ben şunu al da ben gireyim. Tamam alacağım. Abi yanmaya gidelim ben. Yakup abi var ya teyze, Yakup gözlük saçlı sarı var ya ötede. He? Kızım. Sarı var ya sarı Yakup. Yakup abi biliyor musun sen? He? Ay. Çok atıklı bir çocuk. Bravo. Nerede şey? Dur üstünü değiştireceğim zaten. Üstüme başıma atılırdım ya. Yapsın babası. Gel bakalım. Şunu. Yap bakalım şuraya. Şu Yakup Efendi. Yakup'la aileni al gel sen. Aşkım kıyafeti nereye düşmüş ya? Nilay. Tatlım. Annesinin güzeli, annesinin tatlışı. Küçük, cici kızım, cici kızım, cici kızım, cici kızım, cici kızım, cici kızım. Hoppa, annem. Dur annem. Oy benim şekerparem, oy. Çiçeğim. Ne yapacaktın? Ne alacaktın? Sen Nilay'a diş kaşıyıcı alacaksın. Yazır tamam ben mesaj olaraktan yazayım sana. Markete gideceğim. Ne yapacağım? Süt. Sonra bakayım sarayla gittim bitmedim var mı yok mu ona bir bakayım. Gel. Kendine bakın kızım o zaman.
Şu an sana bakıyor. Değil. Ya cana bakıp geliyor. İşte halı kaydırmaz ondan. Gel bakalım. Hoppa. Gel bakalım. Kızımla babayı gönderelim, yolculayalım. Ayakkabılar ya. Hmm. Kaldırmıyorlar ayakkabılarını. Çıkalım mı annem dışarı? Balkona biraz çıkalım mı 5 dakika? Yiyor, çıkınları canlandı. Şey gibi canlandı. Ne canım? Şey ya, rahatsızlıyorlar ya. He, ondan mı? Belki de şeydendir, susuzluktandır. Yok, bu güneşi değil, güneşin yerdi de değil mi ya? Bizi hasta kalıyorlar değil mi? Ben de sana dokunayım. Güneşleri şişe oldu. Biliyorlar bizi, güneşler. Marullar da... Artık kıt 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 kıt. Aa, bu sana kadar bitti biz artık. Sağ ol, sağ ol, kullanalım. Tamam. Sağ ol, kullanalım. O zaman dokunuyor. Ne yapacaksın sen Fatih'te? Geleyim mi yani? Ne yapacaksın? Bize mağamı söyle. Sonra bize söyle. Ya şimdi altına söyle. Şimdi gidelim işte ya. Bana dinle, beni bak. Gel. Geliyor mu ya? Gel, gelme üstüne. Yasin'i buraya getirin. Hadi yürü. Oh! Fasulyeler fasulye. Fasulyeler fasulye. Abla neredeyim? Abla burada mı? Abla neredeyim? Abla burada mı? Bakın. Girişe bir baksana. Anneciğim. Girişini bir göstersene. Telefonu tersten tutuyorum. Boncuk. Gidi. Gidi. Baban ona yeni pil taktı. Gerçeği de alacağız şimdi. Bak şarkı alsana bir tane. Bas gaza aşkım, bas gaza. Kim tutar seni, bas gaza. Yollar na 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 na. Bas gaza, bas gaza, bir litre gaza bas. Nilay'ım, çiçeğim. Abisi gelmiş, bak. Ablası gelmiş. Kızım bile. Çok mutlu. A bak. Ah, tutsun bakayım. Birinin de sensin ikileri. Ah, sen ay Aylin, ay. Maşallah benim kızıma.